Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Gelişmelerle karşınızdayız. Bültenimize üzücü bir haberle başlıyoruz sevgili izleyenler. 5 şehidimiz var. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 asker şehit oldu. Acı haber baba ocaklarına iletildi. Yürekler dağlandı. Hatay, Malatya, İzmir, Ankara ve Antalya'ya şehit ateşi düştü. Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 kahraman şehit oldu. Hastaneye kaldırılan 3 askerin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Piyade uzman çavuş Bircan Kapılay'ın Hatay'ın İskenderun ilçesindeki ailesine acı haber verildi. Şehidin evine dev Türk bayrakları asıldı. Piyade uzman çavuş Bican Kapılay 23 yaşında ve bekardı. Diğer şehit piyade sözleşmeli Celal Er Tekedereli'nin Malatya'daki ailesine şehadet haberi verildi. Bekar olduğu öğrenilen 25 yaşındaki şehidin baba evine ve sokağa Türk bayrağı asıldı. İzmir'de de yürekler dağlandı. Şehit düşen piyade uzman çavuş Hüseyin Cankaya'nın şehadet haberi İzmir'deki ailesine ulaştırıldı. 28 yaşındaki şehit Cankaya'nın nişanlı olduğu ve bu yaz yapılacak düğünle dünya evine girmeyi planladığı öğrenildi. Çatışmada ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan piyade teğmen Abdülkadir Güler de yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. 28 yaşındaki kahraman şehidin Antalya'da yaşayan ailesine şehadet haberi verildi. Baba ocağının etrafı Türk bayraklarıyla donatıldı. Başkente de şehit ateşi düştü. Piyade uzman çavuş Onur Doğan'ın acı haberi Ankara'da yaşayan ailesine ulaştı. Şehit Onur Doğan'ın baba evi Türk bayraklarıyla donatıldı. 24 yaşındaki piyade uzman çavuş Onur Doğan'ın 3 ay önce nişanlandığı öğrenildi. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Türkiye Harp Malulu Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı ve beraberindeki şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, derneğin faaliyetleriyle şehit aileleri ve gaziler hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Vali Kübra Güran Yiğitbaşı'na yeni görevinde başarılar dileyen ve kendilerini kabulü için teşekkür eden İsmail Kumartaşlı, yeni göreviniz hayırlı olsun. Sizlere tüm şehit ve gazi ailelerinin selamlarını iletiyorum. Görevinizin ilk gününde şehit annemizi ziyaretiniz bizleri ayrıca gururlandırdı. Bizler şehrimizdeki görevinizin hayırlı olmasını diliyoruz. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum, dedi. Şehit ailelerini ve gazileri ağırlamaktan büyük onur duyduğunu ifade eden Vali Yiğitbaşı ise, "Sizin bir evladınız da benim. Beni bir kardeşiniz sayın, emrinizde sayın. Bugün nezaket gösterdiniz, geldiniz, hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Sizler için ne yapsak hakkınızı ödeyemeyiz. Devletimizin kapısı sizlere her daim açık. Sizlerin hayır duasıyla inşallah bu şehre çok güzel hizmetleri kazandıracağız. Rabbim beni bu şehre, sizlere hiçbir vakit mahcup etmesin," diye konuştu. Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, ziyaret sonunda Vali Yiğitbaşı'na derneğin rozetini takdim etti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, saha çalışmalarında tarafına iletilen sorunların çözümü için Ankara'da çalışmalarını sürdürüyor. Özkaya bu kez de Büyük Kaleci'nin en büyük sorununun çözüleceğini ifade etti. Kocatepe, Büyük Kaleci beldemizde sürekli gittiğimizde çok önemli bir temel sorun vardı. Vatandaşlarımız diyordu ki bizim atadan beri kullandığımız arazilerimiz 2004 yılında kadastro geçerken hazine adına tescil edildi.
ve biz mağdur olduk. Tabii konuyu araştırdığımızda zannediyorum 2018 yılında vali yardımcımız, o zamanki Cafer Sarılan Bey'in başkanlığında bir komisyon kurduk ve konuyu detaylı bir şekilde incelettirdik bütün yetkililerle birlikte. Konu 2004 yılında kadastro geçtiğinde 1. 2. 3. derece sit alanlar var. 3. derece sit alanı da dahil olarak hazine adına tescili zorunluydu, vatandaş adına verilmiyordu. Buralar vatandaş adına zillet olarak tespit edildi, vatandaşın yeri olduğu belirli. Ancak bunun hazine adına tescil zorunluluğu olduğu için sit alanından dolayı mülkiyeti geçmedi. Daha sonra birçok kişi bunlara dava açtı. Davaların bir kısmı sit alanında değil diye kazandı, bir kısmı kaybedildi. Birçok sorunlar arka arkaya geldi. 2012 yılındaki çıkan bir kanunla da 3. derece sit alanında kalan yerlerin vatandaşa iade edilebileceği, vatandaşın hakkı varsa bunların tescil edileceği, kadastro tespiti doğrusunda hüküm haline getirildi. Dolayısıyla geçmişteki kanunun çıktığı tarihteki sürede bittiğinden dolayı vatandaşın bir türlü mağduriyeti gideremiyordu. Esas itibariyle buralar vatandaşın mülkü. Vatandaşın mülkü olduğu kadastro tespit taraflarıyla belirli, kim olduğu, metrekaresi vesaire her şeyin tespit halinde. Şimdi bizim verdiğimiz kanun ile daha önceki verilen süre vatandaş adına sitten dolayı tescil edilemeyen 3. derece sit alanında kalan yerler inşallah bu kanun çıkar, meclis genel kurulumuz kabul ettikten sonra verilen süre çerçevesinde vatandaşlar müracaat ederse kadastro tespit tutanakları doğrultusunda yararlanacaklar. Dava açıp kaybedenler de veyahut da davası devam edenler de davasından feragat etme kaydıyla tapularını alabilecekler. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'tan tarihi bir itiraf geldi değerli izleyenler. Sucuk ve pastırma konusunda sürekli karşı karşıya gelen Kayseri ve Afyonkarahisar rekabetinde Başkan Büyükkılıç, Afyonkarahisar'ın yemek kültüründe Kayseri'den önde olduğunu itiraf etti. Sayın Valimizin teşrif ettiği, geldiği şehir bu konuda bizden bir adım önde. Kayseri'de Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri çerçevesinde asırlık tariflerle Türk Mutfağı paneli düzenlendi. Bir gastronomi şehrinden bir başka gastronomi şehrine geldi. 5 gün önce sabah Afyon Mutfağı diyordum. Geldiğimde Kayseri Mutfağı dedim ama birkaç kere Kayseri yapmışım böyle Afyon'la Kayseri'yi karıştırarak. Çünkü hala bazen ağız alışkanlığı oluyor. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in de katıldığı panelde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, gastronomiyle ilgili itiraflarda bulundu. Sayın Valimizin teşrif ettiği, geldiği şehir bu konuda bizden bir adım önde. Büyükkılıç, Kayseri Afyonkarahisar rekabetine ayrı bir boyut kazandırırken Afyonkarahisar'dan övgüyle söz etti. Sayın Valimizin teşrif ettiği, geldiği şehir bu konuda bizden bir adım önde. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri'de sucuk, mantı ve pastırma dışında farklı tatların olmasına rağmen Afyonkarahisar'ın gastronomide Kayseri'nin bir adım önünde olduğunu söyleyerek şunları dile getirdi. Şehirler de yarışıyor. Şimdi biz bu konuda arzu ettiğimiz seviyeye gelmiş değiliz. Bunun biz farkındayız. Ama gelme yolunda da epeyce mesafe aldığımızın da bilincindeyiz. Sayın Valimizin teşrif ettiği, geldiği şehir bu konuda bizden bir adım önde. 5 gün önce sabah Afyon Mutfağı diyordum. Geldiğimde Kayseri Mutfağı dedim ama birkaç kere Kayseri yapmışım böyle Afyon'la Kayseri'yi karıştırarak. 21-27 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen Türk Mutfağı Haftası sebebiyle Hatay Belediyesi'nin expo alanında Afyonkarahisar Mutfağı Hatay'ı konuk etti. Hataylılar Afyon lezzetlerine hayran kaldı. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Seybey'in önderliğinde tanıtım seferberliği sürüyor. Bu kapsamda Hatay'a giden gastronomi ekibi şehrin yöresel ve tescilli lezzetlerini Hatay Belediye Başkanı Lütfi Savaş başta olmak üzere Hatay protokolü ve basın mensuplarına ikram etti. Afyon-Hatay buluşması kapsamında akşam yemeği menüsünde bulunan tandır çorbası, bamya yemeği, afyon kebabı, göcek köftesi, yaprak sarma, patlıcan böreği, hoşaf, kaymaklı ve vişneli ekmek kadayıfı gibi Afyonkarahisar'ın tescilli lezzetleri sunuldu. Hataylı konuklar Afyon mutfağına hayran kaldı. Yemekler harika. Özellikle afyon kebabı harika. Gastronomi kenti olan Afyon'da yemeklerini tatma şansımız oldu.
Afyon Belediyesi'ndeki tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir akşam yaşattılar. Afyon mutfağını biliyoruz. Çok yakından tanıdığımız bir mutfak. Gastronomi konusunda ödüllerinizi de biliyoruz. Bize bu lezzetleri ve tatları Hatay'da tanıştırdınız, tattırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Afyon'un burada olmasından, Afyon'un Hatay'da olmasından çok çok mutluyum ben bu akşam. Her şeyi yedim. Masanın ortak olarak bırakılan sarmayı tabağını da kimseye çaktırmadan önüme aldım. Onu da yedim. Son bir tane kaldı. Afyon muhteşem, lezzetleri muhteşem. Çok beğendim. Yemekler muhteşemdi. Özellikle sucuğunuzu çok beğendim. Çorbanız efsaneydi. Gerçekten yemekler mükemmel. Hani tatları bizim tatları aratmasa da farklı tatlar olduğuna eminim. Sucuğu söylememe gerek yok. Benim evimde, dolabımda halen 3-4 kilo sucuk var. Sizin Afyonlu hemşerileriniz geldiğinde festival ya da herhangi bir satış noktalarından kesinlikle 5-6 kilo alıyorum ben. Yemekler leziz. Yapanların ellerine sağlık. Farklı bir kültür, farklı bir damak tadı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çorbanız enfes. Çok farklı bir aroması olan, özel bir teknikle yapılmış olsa gerek. Diğer yemekleriniz de patlıcan olsun, sucuğunuz olsun. Ben keyif aldım. Çok lezzetliydi. Özellikle çorbanızı çok beğendim. Etiniz de harikaydı, yumuşacık. Bütün yemekleriniz çok güzeldi. Değişik tatlar sayenizde tatmış olduk. Belediye Başkan Yardımcısı Barış Dal, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İhsan Akar tarafından ağırlanan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yemeğin ardından görüşlerini dile getirdi. Yemek bir şehrin kültürünü, benliğini, birikimini ve oradaki her şeyi ifade eder. Gerçekten de bizim demek ki bildiklerimiz eksikmiş. Sadece kaymağı ve sucuğu yokmuş Afyon'un. Afyon'un gerçekten yüzlerce yemeği varmış. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Eğitim Vakfı iştiraki olarak hayata geçirilen albikere.com alışveriş portalı ile ilgili bilgiler verdi. Başkan Serteser, portala kayıtlı 1000'e yakın mağaza olduğunu aktardı. Bizden albikere.com. Afyon Eğitim Vakfı iştiraki albikere.com alışveriş sitesi 1. yaşını kutluyor. Albikere.com, bir alan bir daha alır. 25 Mayıs 2021'de kurulan alışveriş sitesi 17 mağaza ile başladığı yolculuğunda 1000'e yakın mağazaya ulaştı. Öğrencilere burs için kurulan e-ticaret sitesi bir yılda 1,5 milyon lira satış yaptı. Sizi albikere.com'la tanıştıralım. Güvenli satışa başlayın. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ve Afyon Eğitim Vakfı Başkanı Hüsnü Serteser, e-ticaret sitesinin yolculuğunu anlattı. 25 Mayıs 2021'de açılmıştı. Sayın Valimizin, Valiliğimizin, Ticaret Sanayi Odamızın destekleriyle Afyon Eğitim Vakfı'nın ticari işletmesi olarak açıldı. Biraz önce söylediğim gibi tüm geliri öğrencilere aktarılması burs olarak. Diğeri de bu proje Afyon'da valiliğimizin, Sayın Valiliğimizin önderliğinde başladı. 17 tane şu anda kadın kooperatifi var. Bu kadın kooperatifinin ürünlerinin satılmaya başlamasıyla, tabii öyle bir talep gördü ki, isim zaten ulusal bir isim. Hakikaten kadın kooperatiflerinden talebi de ulusal gördü. Şu anda 100'e yakın kadın kooperatifinin ürünleri satılıyor. Tabii kadın kooperatifi ürünleriyle kalmadı iş, çok büyüdü. Yaklaşık işte 17 mağazayla açılan şu andaki sitemiz 1000 mağazaya yaklaştı. 100 bin ürüne yaklaştı. Bir senede büyük bir talep gördü. Yaklaşık 500 bin ziyaretçi sitemizi ziyaret etti. Günde 5000 ziyaretçiye şu anda ulaştı. Serteser, e-ticaret sitesinin dünyanın en güvenli sistemiyle alışveriş imkanı sağladığını da sözlerine ekledi. AküFest açılış töreni Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS kampüsünde gerçekleştirildi. Törende sportif faaliyetlerde dereceye giren öğrenci ve takımlara madalyaları ve kupaları dağıtıldı. Açılış etkinliği ANS Kampüs'ün Barış Manço Şölen alanında gerçekleşti.
Törene Vali Yardımcıları Mehmet Boztepe, Nurullah Kaya, AKÜ Rektörü Profesör Doktor Mehmet Karakaş, Emniyet Müdürü Ali Temiz, Jandarma Komutanı Yılmaz Kırgel, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, Daire Müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Mehmet Boztepe, etkinliklerin hayırlı olmasını dileyerek AKÜ'nün 30. yılını kutladı. Türkiye'nin en köklü üniversiteler olma yolunda hızla ilerleyen ve bugün 30. kuruluş yıl dönümünü kutlayan üniversitemizi, üniversitemizin tüm öğretim üyeleri ve öğrencileri adına onların nezdinde Sayın Rektörümüzü bu vesileyle kutluyorum. Nice 30 yıllara temenni ediyorum. AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş ise üniversite olarak öğrenci odaklı bir eğitim modelini benimsediklerini belirterek festival içeriğini anlattı. AKÜ Fest 3 gün sürecek. Dün yürüyüş kortejiyle birlikte başlattık. Şehir meydanında halka da duyurmuş olduk, halkımıza da duyurmuş olduk. Bu 3 gün boyunca neler olacak? Bilimsel faaliyetler salonlarımızda, hem ilçelerimizde, hem merkezdeki kampüslerimizde ve bütün salonlarımızda paneller, konferanslar, yani bilimsel faaliyetler gerçekleşecek. Yine öğrencilerimizin teknolojiyle ilgili gerçekleştirmiş oldukları buluşlar, çalışmalar sergilenecek. Aynı şekilde kültürel ve sanatsal faaliyetler yoğun bir şekilde ortaya konulacak ve konserler gerçekleşecek. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi yapıldı, müzik dinletisi gerçekleştirildi. Üniversite oyunlarında dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verilirken etkinlik kapsamında resim sergisi açıldı. Protokol daha sonra üniversitede topluluk ve bölümlerin açtığı standları ziyaret etti. Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi akademisyenleri iki farklı koyun ırkını melezleyerek et verimi yüksek yeni bir koyun geliştirdi. Bu koyunların kuzuları AKÜFEST etkinliğinde sergilendi. AKÜFES kapsamında üniversite bölümleri kendi alanlarıyla ilgili standlar açtı, çalışmalarını sergiledi. Veteriner Fakültesi'nde yaptığı çalışmalar arasında bulunan melezleme üretim kuzuları görücüye çıkardı. Standta bulunan iki kuzu festivale katılanların da ilgisini çekti. Mustafa Hocam yok o yüzden de. Standta bulunan iki kuzun iki ayrı ırktan melezlenen et verimi yüksek kuzular olduğunu belirten proje sahibi araştırma görevlisi Mustafa Demirtaş Kanal 3'e konuştu. Fakültemizin çiftliğinde bulunan Merinos ırkı koyunlara Emirdağ ilçesinde Ramlıçların halk elinde yetiştiriciliği projesinde 3 tane üst seviye koç hocam Profesör Doktor Mustafa Tekerli tarafından getirildi. Bu koçlarla melezleme yapıldı, melezlemeye başlandı 2019 yılında. Daha sonra bunlardan biz F1'leri yani %50 Merinos, Anadolu Merinos'u, %50 Ramlıç elde ettik. Bir sonraki sene tekrar Ramlıç koçlarla birleştirerek gördüğünüz bizim teknik olarak G1 diye ifade ettiğimiz %75 Ramlıç, %25 Merinos kanı taşıyan hayvanlar, kuzularımızı elde ettik. Bu şekilde Ramlıçlaştırmaya devam ediyoruz. Bu sayede yöremize, Afyon ve çevresine adapte olabilen, çevreye dayanıklı ve et verim bakımından halkın istediği durumdaki kuzularımızı elde etmeye başladık. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu haftalık basın toplantısında kameraların karşısına geçti. Başkan Mısırlıoğlu iktidarı ekonomi üzerinden eleştirdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. İYİ Parti İl Başkanı Muhammed Mısırlıoğlu, gençlerin Adana'da yapılan stadyum açılışına öğrencilerin kandırılarak götürüldüğünü ileri sürdü. AKP yine burada da çuvalladı, insanları yalanla dolanla götürdü, götürüyoruz diye yola çıktı ve kazada hayatını kaybeden öğrencilerimizin veballerini de almış oldular. Ekonomik krizin her geçen gün derinleştiğini belirten Başkan Mısırlıoğlu, icra dosyalarının her geçen gün arttığını söyledi. Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve bu ekonomik krizin yarattığı toplumsal bunalım artık sosyal krize dönmüş durumda. Bir yılda icra dosya sayısı %30 oranında arttı. İcra dairelerinde devam eden dosya sayısı 23 milyonu aştı. Emeklilerle ilgili açıklamalar yapan Mısırlıoğlu, EYT ile ilgili yasaların bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Temmuz ayı beklenmeden
tüm emekli maaşlarına seyyanen ek zam yapılmalıdır. EYT yasası derhal çıkartılarak 4447 sayılı yasanın geriye doğru işletilmesiyle kazanılmış emeklilik hakları gasp edilen EYT'li yurttaşların yaşadığı mağduriyet sona erdirilmelidir. Mısırlıoğlu iktidara simit çay hesabı üzerinden yüklendi. Belediye bünyesinde, belediye uhdesinde işlettikleri kafede bir çayı 3,5 liraya. En düşük 4,5 liraya da satıyorlar. Doğru. Simit dersen 3,5 lira. Sabah şimdi karşıdan aldık simiti de. 3,5 lira. 5 kişilik aile hesap edin asgari ücretle beraber kirası, elektriği, doğalgaz, ısınması vesaire üzerine başına hiçbir şey almadan karnını doyurabilmiyor. Gelinen 20 yıl sonra, 20 yıl önce yapmış oldukları hesabı 20 yıl sonra kendileri de bir muhasebe yapsınlar, başını ellerinin arasına alsınlar. Milletin, garibanın, emeklinin, asgari ücretlinin, memurun, işçinin, hepimizin hesabını bir düşünsünler. Afyonkarahisar Belediyesi Yenice Mahallesi'nde yer alan atıl durumdaki 19 bin metrekarelik alanda yeni bir rekreasyon projesini halkla buluşturmaya hazırlanıyor. İşte detaylar. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla şehir genelinde başlatılan yeşil alan atağı devam ediyor. Afyonkarahisar'da yeşil alan ve sportif saha sayısını arttırmaya devam eden belediye, Yenice'de yapacağı projeyle Afyonkarahisar'a yeni bir yaşam alanı kazandıracak. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleri ve Başkan Zeybek'in girişimleriyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce Yenice Mahallesi'nde kullanılamaz durumda olan alanın yeniden dönüşümü için ekipler çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarla birlikte sosyal yaşama kazandırılacak proje hem gençlere hem de vatandaşlara ev sahipliği yapacak. Yenice Mahallemizde 19 bin metrekarelik bir yeşil alanı daha bitirip halkımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. İçerisinde basket sahası, halı saha, voleybol sahası, yürüyüş yolları, bisiklet yolları, koşu parkuru, çocuk oyun alanlarının olduğu geniş bir alanı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunarak yeni bir yeşil alanı daha halkımızın kullanımını açmış olacağız. Rekreasyon alanında yapılacak 450 metrekare yürüyüş yolu, 500 metrelik bisiklet parkuru ve spor tesisleriyle Afyonkarahisarlıların aktif yaşam ihtiyaçları da karşılanacak. Vatandaşların keyifli vakit geçirip bol oksijen alması hedeflenen parkta 450 metre yürüyüş yolu, 500 metrelik bisiklet parkuru, 250 metrekare çocuk oyun alanı, 100 metrekare fitness alanı, 500 metre bisiklet yolu, 1000 metrekare halı saha, 375 metrekare basketbol sahası, 375 metrekare voleybol, oturma ve dinlenme alanları, 10.000 metrekare yeşil alan, 3500 metrekare yol, bebek bakım odası, WC ve 30 metrekare güvenlik binası yer alacak. Vatandaşların güzel vakit geçirebileceği, gençlerin de aktif şekilde spor yapabileceği bu proje kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak. Türkiye'de mermer denilince ilk akla gelen yerlerden birisi olan Afyonkarahisar'da kadınlar hayatın her alanında olduğu gibi ağır sanayi olmasına rağmen mermer sektöründe de kendilerine yer edinmeyi başardı. Kentte faaliyet gösteren 75 çalışanı olan bir mermer fabrikasında 25 kadın işçi adeta fabrikanın yükünü sırtlanmışçasına çalışıyor. Onlar mermer sektörünün çiçekleri. Birçok meslekte var olan kadınlar, Afyonkarahisar'ın lokomotif sektörlerinden birisi olan mermer sektöründe de faaliyet göstermeye başladı. Ağır ama yani belli bir zorlukları var tabii. Ama ediyoruz yani bir şekilde. Devam etmeyi düşünüyor musunuz? Evet, evet düşünüyorum. Seviyorsunuz şimdi. Evet galiba. Seviyorum. Yapmak isteyen herkes gelebilir yani. Herkes yapabilir. Bir zorluğu o kadar şey yok yani zorluğu yok. Ağır sanayi ve ağır işçilik gerektiren mermer sektöründe kadınlar erkeklere taş çıkartır gibi çalışırken yaptıkları işçilikle de erkekleri adeta solluyorlar. Makinalarımız ve işimiz de hassas ve nazik olduğundan dolayı bayan çalıştırmak zorunda yani bayan çalıştırmak için daha iyi oluyor bizim için. Temiz, titiz, düzenli bir şekilde iş oluyor.
herhangi bir şekilde aksama olmuyor. Sürekli dikkat ediliyor. Makineler sürekli temizleniyor. Yani her türlü 1-0 biraz daha öndeler erkeklerden. Kentte faaliyet gösteren ve ihracat odaklı çalışan bir mermer fabrikasında kadın istihdamının artırılması için harekete geçildi. 75 çalışanın olduğu fabrikada 25 kadın mermer işçisi istihdam ediliyor. Firmanın hedefi olan 150 kişilik istihdamda kadın çalışan sayısında hedefse 75. Erkeklere göre daha az inler, daha böyle iş güçleri daha fazladır. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Yani şu Türkiye'de işsizlik sorunu vardır diyorlar. Biz İşkur'a falan ilan vermişiz. Yani gerek erkek gerek bayan olarak. Ama bugün 150 eleman tamamlayamadık. Daha hali tamamlayamadık. Şöyle söyleyeyim, nasıl bir işsizlik sorunu var ülkede? Ben onu da çıkmış değilim daha doğrusu. Afyonkarahisar'da düzenlenen tekvando turnuvasına giderken Eskişehir'in Seyit Gazi ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan milli sporcu Taha Görkem Sarı, 78 günlük yaşam mücadelesini kaybetmesinin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Allahu Ekber! 78 günlük yaşam mücadelesini kaybeden milli sporcu son yolculuğuna uğurlandı. Selamun aleyküm ve rahmetullah. 7 Mart 2022 tarihinde Ercan Ağ İdaresi'ndeki işçi servisiyle otomobil Eskişehir Afyonkarahisar Karayolu'nda kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin içerisinde bulunan Afyonkarahisar'da düzenlenen tekvando turnuvasına gittikleri öğrenilen 51 yaşındaki antrenör Nadir Özsoy, 20 yaşındaki tekvandocu kızı Semanur Özsoy'la şampiyonada yarışacak olan oğlu Hüseyin Kaplan hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Taha Görkem Sarı, tedavi gördüğü hastanede 78 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Vefat eden Taha Görkem Sarı'nın tabutu cenaze namazı kılınmak üzere Yenikent Camii'ne getirildi. Ailesi ve lise arkadaşları Sarı'nın tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Milli sporcu kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye'nin seramik ve porselen üretiminde önde gelen kenti Kütahya'dan bu yıl 500 milyon dolarlık dış satım yapılacağı öngörülüyor. Kütahya'dan bu yıl 500 milyon dolarlık ihracat yapılması hedefleniyor. Kütahya'dan dünyanın birçok ülkesine yapılan ihracatın büyük kısmını kentteki OSB'lerde kurulu fabrikalarda üretilen seramik, porselen ve cam ürünler oluşturuyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmet Özotraç, Kütahya'nın seramik, porselen ve çimi üretim üssü olduğunu söyledi. Sektörde yatırımların her geçen yıl arttığını belirten Özotraç, sözlerine şöyle devam etti. Gelecekte de Avrupa'nın ve dünyanın en büyük üretim merkezi haline geleceğine inanıyoruz yeni yatırımlarla beraber. Son dönemde yapılan yatırımların dünyada ve Avrupa'da en ileri teknolojiyle üretim yapan ve Türkiye'de üretilmeyen, Avrupa'da ikinci olarak üretilen 120-240 ebatında seramik üretilmiş ve bunlar halihazırda Avrupa'ya ve diğer ülkelere, Amerika'ya ciddi manada ihracatlar yapılmaktadır. Özotraç, seramik ve porselen fabrikalarında yaklaşık 5000 kişinin istihdam edildiğini dile getirdi. Çok sayıda ülkeye seramik ve porselen ihracatı yapıldığını bildiren Özotraç, hedeflerinden de söz etti. 2021 ihracat rakamlarına baktığımızda 390 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirmiştir. Son yapılan fabrikalarda ve teknolojik üretimler neticesi bu sene Kütahya ihracatının 500 milyon dolar olacağı öngörülmektedir. Isparta İğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda gördükleri zorlu eğitimlerle terörle mücadelenin en önemli unsurlarından biri haline gelen komandolar, ileri dağcılık kursundaki başarılarıyla
dosta güven, düşmana korku veriyor. Dağların kartalları ansızın vuruyor. Görüntüler Isparta'dan. Dünyanın en zorlu askeri eğitimler arasında gösterilen Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığındaki ihtisas kursları devam ediyor. Bu kapsamda ileri dağcılık eğitimi alan komandolar, geçilmez diye nitelenen zorlu arazi şartlarındaki başarılarıyla göz dolduruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli unsurlarından olan komandolar, operasyonel faaliyetler öncesinde Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı bünyesinde açılan komando ihtisas kursunda zorlu eğitim sürecinden geçiyor. Teröristlerin korkulu rüyası haline gelen komandolar, dosta güven, düşmana korku parolasıyla ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadele veriyor. Ağır doğa koşullarında dayanıklılıkları da test edilen komandolar, yazılı kanyonda kendileri için hazırlanan parkurlarda zorlu süreçten geçti. Kanyonun içinde soğuk suda ilerleyen komandolar ardından 100 metrelik sarp kayalıklara tırmandı. Yine aynı parkurdan inen komandolar kanyona iple köprü kurarak sudan geçti, yaralı tahliyesi yaptı. Komandolar eğitimlerde kurdukları ipli düzeneklerle ağaçlara ve dik yamaçlara tırmanma noktasında üstün yeteneklere sahip olarak göreve hazır bulundukları mesajını verdi. Manisa'nın Şehzadeli ilçesinde temizlediği tabancasının ateş alması sonucu babasını yaraladığı öne sürülen kişi gözaltına alındı. Tabancasını temizlerken babasını vurdu. Olayın merkezi Manisa. Kuşlubahçe mahallesinde oturan Şener D.'nin temizlediği tabancasının ateş alması sonucu babası Yener D. bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan baba Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Şener D.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Aydın'ın Nazilli ilçesinde AFAD gönüllüleri için akreditasyon eğitimi düzenlendi. 3 numara 1 metre enkazın ortasına alalım. AFAD eğitmenlerinin katıldığı eğitimlerde 40 gönüllü teorik ve uygulamalı olarak afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirilerek afetin her evresinde etkin şekilde çalışmaları konusunda teorik ve uygulamalı eğitim verildi. 112 personeliyim. AFAD'da farkındalık eğitimi için gönüllü olmak istedim. Daha profesyonel ve daha aktif olabilmek için. İlk olarak teorik bilgiler alan gönüllüler, daha sonra ip bağlama yöntemlerini, AFAD aracında bulunan ekipmanların kullanım şekillerini öğrendi. Profesyonel bir eğitim almak ihtiyacı duyduk. Bu eğitime gönüllü olarak katıldım. Uygulamalı eğitim alan gönüllüler son olarak sınava tabi tutuldu. AFAD eğitmenleri tarafından verilen eğitimlerde afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma ve benzeri birçok faaliyetin nasıl yapılacağı öğretildi. Ayrıca ilk yardım eğitimi de verildi. Daha önce Muğla yangınlarında İAŞ gönüllüsü ve fiziki sağ görevlisi olarak yardıma gitmiştik. Şimdi bu işi profesyonelleştirmek için AFAD eğitimine katıldık. Teorik ve uygulamalı sınavlarla gönüllülerin bilgileri de ölçülürken son gün yapılan ve gerçeği aratmayan tatbikatta gönüllüler ter döktü. AFAD aracında bulunan tüm ekipmanların kullanımını eğitmenler gözetiminde tek başlarına kullanan gönüllüler sınavlardan da başarı notu alınca AFAD gönüllüsü olarak Aydın'da bulunan 160 gönüllü arasına girmeyi başardı. Ülke genelinde de 6000 aşan AFAD gönüllüsüne ulaşıldığı belirtildi. Online eğitimlerini tamamlayan gönüllülerin sayısının da 1750'yi geçtiği ifade edildi. Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde otomobilin yol kenarında duraklayan iş makinesine arkadan çarpma sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.
Otomobilin iş makinesine çarpma olayı bir kişiye mezar oldu. Pazar yeri Bilecik Karayolu'nda seyreden Halil Karatekin idaresindeki otomobil, ikaz lambaları açık halde yol kenarında yakıt almak için duraklayan Ekrem Yıldız yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede sürücü Karatekin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kepçe operatörü Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasındaysa bir kişi yaralandı. Otomobille motosiklet çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana geldi. MC idaresindeki araç dönüş yapmak istediği sırada AÇ idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motordan düşen AÇ yaralandı. Motorda yolcu olarak bulunan İT ise yara almadan kurtuldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile kaza mahalline sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken yaralı AÇ ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde tarım işçilerini taşıyan 14 kişilik servis minibüsünden 33 kişi çıktı. Trafik ekiplerinin dikkati sayesinde işçilerin tehlikeli yolculuğu kısa sürdü. Ekipler saya saya bitiremedi. 14 kişilik minibüsten 33 kişi çıktı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan servis araçlarına yönelik denetimlerine aralıksız devam ederken Efeler ilçesinde ekipleri de şaşırtan bir olay yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan bir servis aracı yolcu kapasitesini 19 kişi aştı. Bölgede denetimlerine devam eden trafik ekiplerinin dikkati ise işçilerin tehlikeli yolculuğunu engelledi. Minibüsü durduran ekipler 14 kişilik minibüse 33 kişinin sığdırıldığını görünce şaşkına döndü. Fazla yolcular minibüsten tek tek indirilirken yolcu kapasitesini aşan minibüs şoförünün de yetersiz ehliyeti olduğu tespit edildi. Bir anda ne olduğunu şaşıran işçiler minibüsten tek tek indirildi. Servis aracı otoparka çekilirken araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Bilecik'in Söğüt ilçesinde satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep ettiği öne sürülen kamu görevlisi avukatın yakalandığı operasyona ait görüntüler soruşturma dosyasında yer aldı. Bilecik'te yaşanan rüşvet olayı böyle görüntülendi. Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever'in Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarılan bazı araziler için rüşvet talep edildiği iddiası üzerine savcılıkla başlatılan soruşturma sürüyor. Şubat ayında usulsüz arazi satışı için bir kafede 500 bin lira rüşvet aldığı iddiasıyla yakalanan kamuda görevli avukat A.Y.'nin çanta içindeki paraları alırken çekilen görüntüleri de soruşturma delilleri arasında değerlendirildi. Operasyona ait görüntülere seri numaraları alınmış 500 bin liranın avukata verilmesi, içinde para olan çantayı alan A.Y.'nin kafeden çıktığı esnada jandarma tarafından gözaltına alınması yansıdı. Savcılıkça soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ilgili mahkemeye sunulduğu ancak henüz kabul edilmediği öğrenildi.
Denizli'de bir meslek lisesinde görev yapan engelli memura tokat attığı iddia edilen okul müdürü hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı bildirildi. Engelli memura tokat atan müdür hakkında soruşturma açıldı. Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir meslek lisesinde görev yapan engelli memur Ercan Topçu'nun kendisine verilen görevleri yerine getirmediğini iddia eden okul müdürü ÖF tarafından fiziki şiddete maruz kaldığı ileri sürülmüştü. Psikiyatrik ve görme problemleri nedeniyle %49 engelli raporu bulunan Topçu, aldığı darp raporuyla birlikte kendisine tokat atan okul müdüründen şikayetçi olmuştu. Denizli Valiliği, engelli memur Ercan Topçu'nun maruz kaldığı şiddet eylemiyle ilgili haberlerin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasının ardından okul müdürü ÖF hakkında adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını açıkladı. Konya'da tarihi hanın önünde drift yapan sürücüye 9.125 lira para cezası verildi. Ayrıca ehliyetine de 2 ay el konuldu. Yaptığı drift hem parasına hem de ehliyetine mal oldu. Konya'da 800 yıllık tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan araç sürücüsünün görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri plakayı buldu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti. 9.125 TL idari para cezası uygularken ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu. Bültenimizi güzel bir haberle sonlandıracağız değerli izleyenler. Konya'nın Toros Dağları üzerine kurulu Hisarlık Yaylası'nda adeta görsel şölen yaşanıyor. Toros Dağları'ndaki yaylalar baharın gelmesiyle adeta görsel şölen oluşturuyor. Görüntüler Konya'dan. Hisarlık Yaylası, karların erimesiyle oluşan akarsular çevresindeki yemyeşil arazilerde açan düğün çiçekleriyle adeta sarıya boyandı. Her sene yerli ve yabancı yüzlerce ziyaretçi ağırlayan yayla, doğa sever ve fotoğraf tutkunları için de seyrine doyumsuz manzaralar sunuyor. İlkbaharın gelişi ve havaların ısınması ile birlikte yaylaya göçen köy sakinleri hem temiz havanın tadını çıkarıyor hem de doğal ve ekonomik yöntemlerle hayvanlarını taze meralarda otlatıyor. Kanal ekranlarından güne yansıyan önemli gelişmelerle karşınızda olduk değerli izleyenler. Yarın akşam tekrar görüşmek umuduyla iyi akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. Kanal ekranlarından mutlu akşamlar.
Spordaki gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Afyonkarahisarlı milli sporcu Meryem Betül Çavdar, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda finale kadar yükselmesine rağmen final karşılaşmasında Meksikalı rakibine 13-11 yenilince gümüş madalyanın sahibi oldu. İngiltere'de düzenlenen Avrupa Tekvando ve Para Tekvando Şampiyonası'nda toplam 19 madalya kazanan milli sporcular yurda döndü. Şampiyonanın düzenlendiği Manchester'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen milli kafileyi sporcuların yakınları ile çok sayıda vatandaş karşıladı. Aralarında Afyonkarahisarlı şampiyon sporcu Meryem Betül Çavdar'ın da bulunduğu milli takım kafilesi yurda dönüşünde büyük coşkuyla karşılandı. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Meryem etkili bir başlangıç yaptı rakibi karşısında şu an. Afyonkarahisarlı milli sporcu Meryem Betül Çavdar ise İngiltere'de düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da başarılı bir performans ortaya koyarak finale kadar yükselmeyi başardı. Kadınlar K44-52 kiloda Türkiye'yi temsil eden Meryem Betül Çavdar, finalde Meksikalı rakibine 13-11 yenilince Avrupa ikincisi oldu. Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, şampiyona sonrası yaptığı açıklamada çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Üç takımla gittiğimiz bu şampiyonada 3 Avrupa şampiyonluğu yakalamak bizim için çok büyük bir başarı. Allah'ın izniyle bu başarımız devam edecek. Türkiye 50'ye yakın ülkenin içinde kadınlarda, erkeklerde ve para tekvandoda Avrupa şampiyonu oldu. 2024 Paris Olimpiyatları için bu turnuva çok büyük puanlar verdi. 2024 Paris'te en fazla katılımla zirveye oynamayı hedefliyoruz. Bizleri destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu milletin gençlerinin elde edemeyeceği hiçbir başarı yok," dedi. Güzel bir başlangıç yaptık. Meryem etkili bir başlangıç yaptı rakibi karşısında şu an. Trabzonspor 38 haftanın 32'sinde rakiplerine liderlik şansı tanımadı. Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor 38 haftanın 32'sini lider kapatmayı başardı. Karadeniz ekibi 81 puanla 48 sezondur mücadele ettiği ligde en iyi 3. puanını elde etti. Maç bitti! Maç bitti! Son düdük çaldı! 2021-2022 futbol sezonunun şampiyonu Trabzon! Umudun, inadın, sevdanın takımı Trabzon! Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor, rakiplerine sezon içerisinde fazla liderlik şansı tanımadı. Çıldırmaya hazırım İstanbul! Ligde 38 haftayı 81 puanla tamamlayan, sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bordo Mavililer, 32 hafta zirvede kalarak mutlu sona ulaştı. Ligin ilk ve 3. haftasında da ilk sırada yer alan Bordo Mavililer, 9. haftada Fenerbahçe'yi sahasında 3-1 mağlup ederek rakibinden devraldığı liderliği 30 hafta bırakmadı ve toplam 32 hafta liderlik koltuğunda oturdu. Bu sezon Beşiktaş 3, Fenerbahçe 2, Alta ise bir kez liderlik koltuğunda oturdu. Toplam 20 takımla ligde 4 takım liderlik sevinci yaşadı. Trabzonspor 81 puanla 48 sezondur mücadele ettiği ligde 3. en iyi puanını topladı. Trabzonspor bu sezon iç saha maçlarını yenilgisiz kapadı. Son iç saha maçını Alta ile İstanbul'da oynayan Bordo Mavililer, söz konusu 19 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ile 43 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligde iç sahada yenilmeyen tek takım olarak sezonu tamamladı.
Trabzonspor bu sezon deplasmanda da en çok puan toplayan takım oldu. Bordo Maviller dış sahada 19 maçta 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 38 puanı hanesine yazdırdı. Trabzonspor iyi başladığı ligde ilk 15 hafta boyunca yenilgi yüzü görmedi. Bordo Maviller, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Karadeniz ekibi bu sezon gibi 3 galibiyet, 3 beraberlik aldığı 2019-2020 sezonunun ardından 3 büyük rakibine karşı sezonu yenilgisiz tamamladı. Eller! Spor Toto Süper Lig'e veda eden Göztepe, 2021-2022 sezonunun son maçında deplasmanda Adana Demirspor'a 7-0 yenilerek lig tarihindeki en farklı mağlubiyetini yaşadı. İzmir ekibi önümüzdeki sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. Bu sezon 30. kez yer aldığı Süper Lig'de daha önce 3 defa 6 farklı yenilgi yaşayan Göztepe, 1974-1975 sezonunda İstanbul'da Fenerbahçe'ye 7-1, 2001-2002'de İzmir'de Beşiktaş'a 6-0 ve bu sezonda yine İzmir'de Çaykur Rizespor'a 7-1 mağlup olmuştu. Göztepe ayrıca daha önce 2002-2003'te kalesinde 7 gol gördüğü Beşiktaş deplasmanında sahadan 7-3 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılı ekip Adana Demirspor karşısında 7-0'lık skora engel olamadı ve lig tarihindeki en farklı yenilgisini yaşadı. Ligde son 15 karşılaşmada sadece 1 puan alabilen sarı kırmızılı ekip 2021-2022 sezonunu 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 24 yenilgiyle 28 puanla tamamladı. Sıralamada 19.lukta bulunan İzmir temsilcisi 40 gol atarken kalesinde 77 gol gördü. Bu sezon kalesinde 2 maçta 7 gole engel olamayan Göztepe, maç başına 2.03 gol ortalamasıyla Süper Lig'de en fazla gol yediği sezonu yaşadı. İzmir temsilcisi daha önce 2002-2003'te kalesinde maç başına 1.68 gol görmüştü. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun düzenlediği 2022 Balkan Spor Tırmanış Şampiyonası Aydın'da yapıldı. Spor tırmanış milli takımı müsabakalarda başarılı dereceler elde ederek Balkan şampiyonu oldu. Efeler Belediyesi Tırmanış Kompleksi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Bulgaristan, Romanya ve Sırbistan'dan toplam 81 sporcu katıldı. Organizasyonu 6 altın, 7 gümüş ve 8 bronz madalya ile tamamlayan spor tırmanış milli takımı, Balkan şampiyonu olurken Bulgaristan 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya ile ikinci, Yunanistan ise 3 altın ve 2 bronz madalya ile 3. sırayı aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Profesör Doktor Ersan Başar, şu ana kadarki en iyi dereceyi elde ettiklerini belirtti. Spor tırmanışın olimpik bir branş olduğunu hatırlatan Başar, spor tırmanış branşı ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyatlarında yer aldı ve her geçen gün önemi artıyor. Federasyon olarak bu zamana kadar elde edilmiş en önemli başarımızı bu şampiyonada aldık. Bu başarı yoğun çalışmamızın bir sonucu. Emeği olan herkesi kutluyor ve tebrik ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz önce dünya şampiyonasında, ardından da olimpiyatlarda başarı olacak ifadelerini kullandı. Bravo, bravo, bravo. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.